Bu alınmış olan karar basit bir noktadır. Terini kasılmama müsaade edilir mi? İnancın, halkın, milletin önüne engel konulamaz. Davamız daha da güçlenecektir. 28 Şubat darbeciliktir gibi görüşler hiç doğru değil. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Evim icrada, arabam icrada, her şey icrada. Battık yani, battık. Hükümeti istemiyoruz. Al ben bir esnafım. Ben bir esnafım. Türkiye eski Türkiye değil. Sizler yöneten bir demokrasiye geçiş için oy verdiniz. Avrupa Birliği'ne giriş sürecini hızlandıran partimiz... Her sorunu daha çok demokrasi ile çözeriz. Hükümet koltuklarındaki irticanın oradan temizlenmesi gerekmektedir. Sözde değil, gözde bir cumhurbaşkanının oraya seçileceğine olan inancını burada belirtmek istiyorum. Abdullah Gül'den. Kendisiyle yüzleşerek Kürt sorunu da benim de sorunumdur. Bunu yapmaya yetenlere Yüce Divan yolu açılmıştır. Namert, alçak ve şerefsiz olduğunu hiç çekinmeden aykırmıştır. Mahkeme başkanı kararı açıkladı. AK Parti kapatılmadı dedi. Büyük bir belirsizlik ortadan kalkmıştır. Alışkanlıkları kıracağız. Ezberleri bozacağız. Hiç görünmediğimiz yerlerde görüneceğiz. Güç ve hesap merceğimiz halkımızdır. Herkes her şeyi söyleyebilir demokrasilerde. Ufku geniş olan hiçbir ülke antidemokratik olamaz. Ahlaki temeli demokrasinin hesap verilebilirliktir, şeffaflık. Bu yol Avrupa Birliği'ne tam üyelik yoludur. Başbakan adayı da Ahmet Davutoğlu. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Sayın Davutoğlu bir emanetçi değildir. Evet, tek başına... Yasaklara, yolsuzluğa, yoksulluğa karşı bir hareket olarak AK Parti ortaya çıktı. Onların hükümetini yıkacağız. Buradan ilan ediyorum. Şeffaflık bir zihniyet meselesidir. Hesap verebilirlik bir zihniyet meselesidir. Yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa edilmiş. AK Parti'nin kuruluş iddialarından, değerlerinden ve ilkelerinden vazgeçtiğini ilan ettiği bir gün olarak tarihe geçti. Türkiye'nin güçleri onu hizaya getirdi. 2014 yılından sonra Tayyip Erdoğan Türkiye'yi yönetmiyor, Türkiye Tayyip Erdoğan'ı yönetiyor. Ey Avrupa Birliği! Kendinize gelin. Alaaddin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Kanka, bu güzel bir yakıştırma. Müzakereleri durdunuz, geç kaldınız ya. Çözüm süreci falan beklemeyin. Geçti o iş. Bu kuyruklar varlık kuyruğu, varlık. Bana ekmek verin, tamam mı? Benim devletim o. Yolsuzluğun değişik türleri. Kibir. Eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman kabartılı geldi. Gel şunu çıkar boynundan ya. Evim avukat gelecek diye korktum. Çek. Ne dedik? Akrabalar kayırılmasın. Çok ömelli mi diyoruz? Ya bana iş lazım, iş arkadaşım. Çocuğum okuyor evde bilgisayarım. İnternetimi kapat. Lüks, şatafat, görkem. Türkiye'de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk artık olmayamaktan kalktık. Evladıma bakamıyorum, gözlerine bakamıyorum evladımın ya. Benim elektriğim kaldı. Benim sonum ne olacak? Ne dediler bize? Hain dediler. İhanetle tanımladılar söylediklerimizi. Tayyip Erdoğan bir Saddam Hüseyin ve Kaddafi kategorisi içerisine konmuştur. Daha dostluğumuz var mı?
En azından bir oturup çay içmişliğimiz var ya. Sayın Tayyip Erdoğan hangi yoğurdu yiyeceği belli. Başka bir yoğurt yiyemez. Asıl muhtaç durumda olan Avrupa'dır. Vatan Partisi ile AK Parti aynı gemide. Orada tabii Vatan Partisi de o geminin rotasını çizen konudur şu an. Dava benim elimde şimdi. Onlar davayı bıraktı. Ben davamı bırakmadım. AK Parti davayı bıraktı. Davanın bütün değerlerini ayaklar altına aldılar.